Kızımı ben öldürmedim. İntihar etmiş kendi kendine seher vaktinde. Anası uyandırayım diye odasına girdiğinde öyle asılı bulmuş. Niye böyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Ev işlerini sevmezdi kızım. Hele yemek düğütüydü gelmezdi evden. Eve bazen gizlice kitap getirirdi. Ben de bakardım. Ama pek bir şey anlamazdım. İyi insandı. Belki yapmak istedikleri de iyi şeylerdi. Ama bizim namusumuzda yoktur öyle. Namussuz da diyemem ki. Gözü dışarıda diyeceğim ama öyle değildim. Başka başka şeyler düşünürdü. Olmaz olmaz işler. Sonuçta bacımızdır. İyi anmak gerekir. İçi temizdi. Sonra saygılıydı bana. Ama bilirdim ki fikirleri zıttı. Belli etmezdi ama asiydi. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Kimseye kendimi ezdirmeyeceğim. Öyle şeyler söylerdi. Ben de bir gün sinirlendim. Dövdüm bir kere. Onun iyiliği için. Bizler fakiriz. Ama hiçbir şeyin de eksik etmedim. Bayramda, seyranda giyim kuşam da aldık. Okumak istedi, ona da yok demedim. İstesem okutmazdım. Ama hevesini kırmak istemedim bir baba olan. Liseyi bitirmesine de izin verdim. E daha ne? Okuyayım dedi. Çalışayım dedi. Ya zaman belli, ne işte çalışacaksın ki? Bir işe girdi, tuhafiyecide. Yolda biri laf atmış. Bu da bağırmış, çağırmış, senin anan bacın yok mu diye. Kızımı severdim ben ama pek konuşmazdık. E zaten anası var, ablası var. Bir derdi sıkıntısı varsa onlarla konuşurdu. Sonra geldi bana anlattı. Ben de kızdım, niye cevap verdin, niye susmadın dedim. Dövdüm. Dövdüm de iyiliği için. Sonra bir gün komşu senin kızın anarşist olmuş dedi. Bir yürüyüşe katılmış. Düzene karşı, devlete karşı bir şeyler dedi. Tabii babasıyla abisi de duyunca üstüne yürüdüler. Dövmezdim diyemem ama kendi iyiliği için. Araya girdim. Tabii böyle üzüne kapandım ama... Çok özlüyorum kardeşim. Çok özlüyorum. Komünist miydi, feminist miydi? Ben bilmiyorum. Elhamdülillah ben namazında niyazında bir adam. Bize uymaz öyle. Arkadaşlıkmış, çevre edinmekmiş. Ha gençtir, özentisi olur ama bir baba olarak gereğini yapmak da bize düşer. Ki gereğini de yapmışızdır. Günahkar olsa da çok cesurdu. Saftı benim kardeşim. Mahallede adamın biri kediyi tekmeledi diye adamın üstüne yürüdü bu kız başına. Baskı yapmadım değil. Yaptım. Ben kızımı korudum, kolladım. Kolamak ne zamandan beri baskı oluyormuş ki? He? Odaya kapattım. Evi sevsin. Kendi yuvasını kursun istedim. Kısmetini beklesin istedim. Yok, evlenmeyecekmiş. Tek başına yaşayacakmış. Birini severse, saygı duyarsa fikri değişebilirmiş. Saçma sapan şeyler. Namusumuzu 5 paralık etti. Cezasını vermedim mi abisi olarak? Verdim. Ama hanım olsun istedim. Çoluk çocuğa karışsın istedim. Ama kısmet değilmiş işte. Yazısı böyleymiş nihayetinde. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin.
iyi yapmadı intihar etmek de. Büyük günah girdi. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Bizimkiler hep eşyalarını, kıyafetlerini sokağa attılar. Kitaplarını da sobada yaktılar. Yanmış kitap kokusu serpiliverdi sokağa. O kokunun içinde kardeşimi hissettim. Kardeşim gibi koktu kitaplar. Kitaplar gibi koktu kardeşim. Ne diyeyim? Neyse. Allah günahlarını affetsin.